Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme erinel hakka hakka ve erzukna ittiba'ahu ve erinel batila batila ve erzukna iştinabahu. Allahümme inna nes'aluke ilmen nafi'an ve amelen mutakabbelen ve dua'an mustecaben. وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ Allah Azze ve Celle'den faydalı bugün ilimlerini sorayımız. Ve faydası bulmagan faydasız ilimlerden saklaşlığını sorayımız. Allah Azze ve Celle bizge her vakit hak doğru yolda hakikat kılıp kursatıp çünkü ergeçliğini nasip kısın. Ve ne doğru bugün yolda nahaklığını kursatıp şu yoldan uzak buluşluğunu nasip kısın. Dünyadaki en büyük ilim bu Allah Teala'nın tanıv ilmi. Bizning derslerimiz hazır Allah'ını tanış ilmi bilen bağlı. Çünkü insan Allah'ını köprah tanısa Allah'dan şunca köp korkadı. Ondan kentçe kem tanısa şunca kem korkadı. Bu hahlayımız mı hahlamayımız mı şunakı. Biz dünyadayım şunakı. Men o'tirsam, sizni qanchalik yaxshi bilsam, shunga qarab muomala qilaman. Agar sizni qo'lingizda bir moli davlat bo'lsa, hukumat bo'lsa, men shunga qarab siz bilan muomala qilaman. Bilsam, bilmasam, sizni qo'lingizda moli dunyo hukumat borligini bilmasam, dardimni ham sizga aytmayman hatto. Yordam ham so'ramayman. Nimaga? Chunki men bilmaganligim uchun. Shunga o'xshab Alloh azza va jallani haqiqiy bilmagan inson Alloh deganda Allah'tan korkmaydı. Onun için Allah sözü oyunca hop kaladı. Bazarga borsayız, bir narsasını sataman deyip, Huda hakkı, Allah'a kasam içemen, deyip durup Allah'ı uzunu dünyasına diyemelal korkmayı araylaştırı uğradı. Demek çünkü bu bilmeydi ki uzunu narsasına kendi koyuyatkenini. Allah'ın nihayet derecede büyük ki bu uzunu aldı birisi de Allah'ı ortaya koyuşluk bu Allah'ı bilmeyen adamdı yine tasarrufu buladı. Biz aldığımız derslerimizde tevhiddi Allah Teala'nın yegane de bilişlik ilmini rububiyye, uluhiyye isim sıfatlar dip acretken şundan tevhiddi rububiyye temasini 6 ta qismidan 2 tasini aytib o'tgan ekanmiz. Bugun 3-uchinchisi. 3-uchinchisi haqiqatdan ham Allohdan boshqa hech bir zarar beruvchi ham yo'q va Alloh azza va jalladan boshqa haqiqatdan foyda beruvchi ham yo'q deb iymon keltirishlik. Alloh azza va jalla An'am surasida Qul anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadurruna Alloh azza va jalla buyuryaptiki ayt biz bizga foyda ham zarar ham keltira olmaydigan Allohdan boshqa narsalarga duo qilamizmi Foyda ham bermaydi zarar ham bermaydi Şulardan sorayımız mı? Kandı kılıp bu akılga doğru kemeydigen narsa? Kılın adı deyip bir acap bilen soralını yaptı. Hayran kalını soralı yaptı. İnsan bir insandan bir faydanı ümit kısa şundan bir fayda soraydı. Ya ki korksa nimege korkadı bir zarar keltirişten korkadı. Agar bu foydayı ham keltirmasa, zarar ham keltira olmasa, bunga buni hech ahamiyati bo'lmaydi. Bu bundan umidvor ham bo'lmaydi, bu bundan qo'rqmaydi ham. O'zimizning hayotimizda odamlar bilan bo'lgan munosabatimizda foyda zarar keltirmayotgan odamga umidvor yoki qo'rqmaydigan bo'lganimizdan keyin nima uchun Alloh azza va jalladan boshqa
fayda zarar keltirilmeyen narsalardan umidvar bo'lamiz yoki qo'rqamiz. Bu juda ajablanarlik narsa bo'lyapti. Mana shuning uchun so'ralinyaptiki, Alloh aytayaptiki, qanday qilib biz so'raymiz? Bu so'ra bo'lmaydi bu. İnsonni aqliga, naqliga to'g'ri kelmaydigan ish bo'lyapti Allohdan boshqa narsadan so'rashlik. Endi inson ham odamni o'ldirib qo'yishi mumkin, o'g'irlab qo'yishi mumkin, yordam berishi bu foyda zararlar ham kelyapti-ku bu mahluqlardan. Buni nima deysiz desak, bularni haqiqatan ham o'sha berayotgan foydasini ham, berayotgan zararini ham aslida Alloh xohlagani uchun beryapti xolos. Alloh xohlamasa inson boshqa bir Allohdan boshqa narsada foyda yoki zarar ola olmaydi. Buni ko'rgansizlar, Alloh azza va jalla haqiqatda eng bir bizni kunlarimizda inkor qilib bo'lmaydigan bir narsalarni misol qilib olsak, olov. Bu olov insonni kuydiradi. Insonni tanasiga yondirib zarar keltiradi. Lekin mana shuni zarar keltirishligini Alloh yaratganda aslida. Shuni zarar bo'lishini Alloh qilgan aslida olib kelganda. Inson yaratib olmagan. Shuning uchun Ibrohim alayhissalotu vassalomni o'tga otgan paytlarida mana insonlar biz endi Ibrohimga zarar yetkazamiz, uni kuydirib yo'q qilib yuboramiz degan paytida Alloh insonlarga ko'rsatdiki, bu sizlar aniq zarar yetkazadi degan narsalaring ham Allohning qo'lida bo'lganligi uchun mana o'tam kuydirmadi. O'tdan kuydirish sifatini Alloh olib qo'ydi. Chunki o'tga kuydirish sifatini Alloh bergan. Bu eng bir mo'jiza narsa. Biz hayotimizda ham shunday e'tiqodda bo'lishimiz kerak. Hamma foyda yoki zararni haqiqiy beruvchisi Alloh azza va jalla. Faqat Alloh shunga buni bergan. Shu sifatni bunga Alloh yaratib bergan. Chunki Alloh xohlagan paytida bu sifatlarni olib qo'yishga qodir. Xolasa o'tdi, kuydirmaydigan qilib qo'yadi. Xolasa suvni cho'kmaydigan qilib qo'yadi. Hamma narsani almashtirib qo'yishga qodir zot. Shunday bo'lgandan keyin biz qo'rqayotgan olov bu Allohning mahluqi bo'lganligi uchun Allohdan ko'ra buyukroq qo'rqinishga arzimaydi. Mana shu insonlarda shu e'tiqod bo'lmaganligi uchun foyda ham zarar ham faqat Allohdan degan aniq e'tiqod ko'ngilda bo'lmaganligi uchun hattoki mana shu rububiyyada ham insonlarda orasida shirk bor. Masalan, insonlar o'ylaydiki, men tumorni osib yursam, mana shu tumordan qandaydir bir foyda bor. Mashinaga bir tumor qo'ysam, otga bir tumor qo'ysam, uyga bir yana bir ot taqasimi yo boshqa bir narsalarni osib qo'ysam, ilib qo'ysam, mashinalardan bir zarar yoki bir foyda keladi deb o'ylaydigan bo'lsa, bu odam bu shirk qilib qo'ydi. Alloh qiladigan ishni narsalarga bog'lab qo'ydi. U narsalarda hech narsa yo'q edi. U sabab emas edi, hech narsa emas. Yoki kunlarda, oylarda shumlanadi. Falon kunda safarga chiqib bo'lmaydi. Falon kunda to'y qilib bo'lmaydi. Falon oyda bunaqa qilib bo'lmaydi. Hayotimiz shu darajada to'lib ketganki, har kuni odamlar bilan aralashsangiz, har soniyada mana shunaqa shumlanishlarni eshitib turasiz. Eshikda turganda buni ab so'rashmagin. Bunday qilganda bunday qilmagin. Buni hatto ovqat yeganingizda o'tirganingizdan boshlab turguningizcha, yotguningizcha hamma yoqda to'lib ketgan hayotimiz mana shunaqa mayda-chuyda narsalarga bog'lanishlik. Bu narsa islom kelmasdan oldin juda ham tarqalgan. Odamlar ana qora mishiq o'tib ketdi, ana bo'yoqli narsa deb qichqiryapti, ana unday, mana bunday qilib har xil gap so'zlar bor edi u. Islom kelib shubni yo'q qilishlikka harakat qildi.
Allah Azze ve Celle mana Zumer suresi de aytibdi ki kul afara'aytum ma tad'un min dunillahi in aradani Allahu bi durrin hal hunna kashifat hal hunna kashifatu durri اَوْ اَرَادَن۪ي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللّٰهِ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ Etkin diye yaptı ki Allah Azze ve Celle Allah'dan başkaga iltica kılıp adamlar sonra yatken bosa o Şeyh buladım ölüp yatken kabirdeki evliya buladım o kim buluşudan katli nazar? Neme buluşudan katli nazar? Allah'tan başka iltica kılıp soruyatken nasıl? Etkin ki sorakin ki eğer minge Allah'ını uzu birar bir zarar buluşunu haklese Allah haklese mene şu Allah'dan başka narseler şu zararda tuhtata aladı mı? Şu zararda beni sahliye aladı mı? Ya ki bu mesela Allah Azze ve Celle ne uzu, beni rahmetine alıp bir yahşiliydi, yahşiliydi haklap, beni üstümde yazdırken bu. Bana şu Allah'ın rahmetini minden tohtata aladı mı o şeylerdir sonra gün diye. Minge Allah yahşiliydi haklasa birer de adam şu yahşiliyi tohtata aladı mı? Yok. Yahşiliydi haklasa Demek hiç kim tohtata almayı. Yamallikde haklasayam hiç kim tohtata almayı. Şunun için bizge mana şu ayetten son Allah buyur yaptı ki sen etkin ki eğer şuna kabul edigen bosa minge Allah'ın uzu kifaya kıladı. Minge Allah'ın uzu yetedi. Minge Allah'dan başka hiç kim kereymez. Hakiki Allah'a tevekkül kılıçlar yine Mana shunday ish qiladilar. Allohgagina tavakkul qilishadi. Allohdan boshqa hech bir narsani zarracha ham nazarga ilmaydi. Hammasi Allohdan tushib qoladi. Mana shuni oti Allohni buyuk qilish bo'ladi. Allohu akbar deymiz. Ha, Alloh eng buyuk zot deymiz. Chunki u haqiqatdan buyuk zot. Uni oldida hamma narsa mayda-chuyda bo'lib parchalanib yo'q ketadi. Şu meyde çiğde bu parçalanıp yok bu kitadigen nersege yapışken insan bu en adaşken diyem adaşken insan. Bana İmam Ahmet'ten bugün hadiste, Hasan hadiste İmran bin Hüseyin radıyallahu anh ayeti yaptılar ki Peygamber aleyhissalatu vesselam bir kişinin kolu da bir bilegüzüydü görüp kaptı. Mistam bo'lgan bilaguzukni ko'rib qoldi. Keyin payg'ambarimiz aytdilarki, bu qo'lingga tahvaganing nima u deb so'radilar. So'raganda u kishi javob aytdilarki, o'sha sahoba aytdilarki, bu menga dedi, insonni bir zaiflashib, holsizlanib, quvvatsizlanib qolishlikdan saqlab turar ekan bu. Bu yordam berar ekan odamga kuch bir energiya berib turar ekan dedi. A shuning uchun taqvo oldim dedi. Shunda payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytdilarki, yechib tasha dedi. Yechib tasha vorgin. Bu qo'lingga taqvogan narsang senga zarar olib kelsa olib keladi-yu, foyda olib kelmaydi. Agarda sen shu gaplardan keyin Şu kolindagini taşlamazdan, şu bilen, çünkü itikat kılıp, ölüp getirdiğin bu sen, hiç kaçan kutulup cehennemden çıkamazsın. Hiç kaçan kutulmaysan, eğer kolinde şu narsa bulup, şu menge fayda beradi, şu menge sağlık beradi, dip oylap, ölüp getirdiğin bu sen, indi sen hiç kaçan kutulmaysan. Çünkü, Haqiqiy shifoni ham, haqiqiy foydani ham Alloh bergandan keyin bu narsani sabab qilib mana shu narsani qilmasam men tamomman endi. Bo'lmaydi men suslashib qolaman. Ha, ko'pincha buni erkaklar taqishar ekan. Chunki kuchli bo'lay,
Ne böyle? Ayollar uçuramaz eken buna kadar. Süreçlik yerkeyle uçurar eken. Dip şuna akalıp. Kungli'de ne peyda oladı? Kungli'de az gına bu seyem. Ne makaladı? Şu narsada kuç. Şu narsada fayda zarar vardır. Oylap uygan buladı. Mana Abu Davud'dan sahih hadiste Abdullah ibn Mas'ud'un ayolları Zeynep et yaptılar ki bir günü Abdullah ibn Mas'ud meni boynumda bir ip görüp kaldı dediler. Ben bir ip bağlayıp asıp agandım boynumga dediler. Şunda Abdullah soradılar ki ayollardan boynunga taqib olganing u nima deb so'radilar. Aytdim ki bu ipga men dam soldimda osib oldim dedilar. Shunda Abdullah ibn Mas'ud ayollarning bo'ynidagi ipni olib uzib tashadilar. Va aytdilarki sizlar ey Abdullohning oilasi Alloh taologa shirk keltirishdan buyuk bo'lgan oilasizlar. Sizlar shirkka muhtoj emassizlar. Abdullohning oilasida shirk bo'lishi mumkin emas. Payg'ambar alayhisolatu vasallamdan eshitdimki, payg'ambarimiz aytdilarki, ha, mana bunaqa har xil tumor, ha, hamda dam solishlik bular dedilar. Şirk. Tumor bu bizde nihoyatda ko'p tarqalganlar. Har xil narsalarni tikib, na qilib, har xil osib olib yurishliklar. Qadim-qadimdan bu tumor bo'lgan. Islom kelib, bu tumorga qattiq qarshi turgan. Hozir musulmonman degan insonlar musulmonlarning farzandlari nima qilyapti? Mana shu tumorlarni osib yuribdi. Keyin yana bir dam solishliklar bo'ladi. Kinna deydi bizda eshitgan bo'lsalaring. Kinnachilar bo'ladi. Har xil chiq, nimadan kirgan bo'lsang ham chiq, kir chiq, bunaqa bu narsalar, har xil gap so'zlarni qilib, nonlarni surkab, har xil narsalar qiladi. Bu narsalar ham islomda bo'lmagan narsa. Mumkin emas. Bu yerda non qana qilib chiqarib yuboradi bu narsa. Chiq non, non qilmasa chiqmasmish. Bu narsalar qadim-qadimdan minglab yillar bo'lib davom etib kelyapti. Ehtimol bu qiyomatgacha ham davom etishi mumkin. Bu amallarning sehrga katta aloqasi bor narsa. Chunki biz haqiqatdan ham ko'rsak, haligi bir nonni olib qonni orasa surkasa, qonni to'xtab qoladi. Qana qilib to'xtaganini bilmaysiz. Har xil so'zlarda aytib. Demak, buni sehrga aloqasi bor narsa hisoblanadi. Mana Imom Buxoriydan, Imom Muslimdan kelgan hadisda Abi Bashir al-Ansori radhiyallohu anhu aytayaptilarki, men payg'ambar alayhisolatu vasallam bilan birga safarga chiqdim, yo'lga chiqdim. Shunda payg'ambar alayhisolatu vasallam bir kishini yubordilar. Aytdiki, borib ot va tuyalarning bo'yniga qarab chiqqin. Agar va ot va tuyalarning bo'ynida biror narsa ko'z tegmasin yoki shunga o'xshagan biror narsa niyat bilan osilgan tumor narsalar bo'lsa, hammasini uzib olib tashagin deb jo'natdilar. Mashinaga qo'yib qo'ygan narsaga o'xshagan, ularda tuyasi bor, oti bor, har xil narsalarni osib qo'yadi. Şu ayağımda, atımda ayağı sınmasın, ha, tüyemge köz tekmesin, atım çap kırıp gitti de bir narsalar kılıp koyuşadı. Mana şu narsalarda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem büyürdüler, üzüp atıp taşlaştı. Çünkü okşagen, tabarruk kılıçlık hem. Biz diyem tabarruk vardı, ha, bu mazar bastı, alın. Bu nima bo'pti mozor bosdi bo'lsa foydasi bormi? Agar ha bu mozor bosib keldi foydasi bor desa tamom bo'ldi bu odam. Bu odam shirkka kirib ketib qoladi. Ha bu uzoqdan keldi bu mana buni oling domla. Ha bu uzoqdan keldi. Ha nima bo'pti uzoqdan kelsa? Bu yaxshi-da. Kim sizga buni yaxshi deb aytdi uzoqdan kelsa?
agar bir foydasi bor deb gumon qilingani bo'lsa, bu tabarruk bo'lib qoladi. Odamlar daraxtlarga borib tabarruk qilishadi. Bu daraxtning tagida palonchi avliyo o'tirgan ekan, yashagan ekan, yoki bu daraxtni palonchi avliyo ekkan ekan. Ana boringlar O'zbekistonda, ha? Bir daraxt turadi shunday. Bu emish palonchi avliyo shayxni hassasi ekan, bir sug'ib qo'ygan ekan, o'sha hassas keyin daraxt bo'libdi, katta daraxt bo'lib, hozir u ag'nab tushgan. Odamlar boradida, kasal odamlar borib, delini haligi bunday tagidan o'tganda bunday ishqab-ishqab olsa, tuzalib qolar ekan. Mana shu daraxt bunga shifo berar ekan deb hamma Buxoro, Samarqandga borishadi. Mana shu daraxtga belimni surkab kelaydi. Shunga o'xshaganlar nihoyatda ko'p. Bularning hammasi bu tabarruklar, shular foyda zarar beradi deb e'tiqod qiladigan bo'lsa, bu insonlar shirk keltirib qo'yadi. Endi dam solish deb aytdik, dam solishning ikkita turi bor. Shariatda ruxsat berilgan turi bor va shariatda man qilingan turi bor. Shariatda ruxsat berilgani bu Qur'on bilan Alloh taolaning ism sifatlari bilan hamda payg'ambar alayhisolatu vasallam o'rgatgan duolar bilangina qilinadigan dam solish bu. Buni shariat ruxsat bergan. Lekin ruxsat bermaganichi bu arab tilida bo'lmagan, Qur'on sunnatga to'g'ri kelmaydigan har xil so'zlarni ishlatib muxolif bo'lgan, qarama-qarshi bo'lgan narsalarni qilishlik. Ba'zi odamlarda tumorini bunday olib ochib ko'rgan paytimizda shunday chiqdi, hech narsa tushunmaysiz. Har xil raqamlarni chizib tashlagan, yozgan, bir narsalar qilgan, hech narsa tushunmadi. Hatto yozuvini ham nima yozilganini hech kim bilmadi. Bu narsalar shariatga to'g'ri kelmaydigan mamnu man qilingan dam solishlar bo'ladi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytdilarki, agar sizlarda dam solish bo'ladigan bo'lsa, shu dam solishlaringni menga ham ko'rsatinglar. Agarda shu dam solishlaringda bir shirk bo'lmaydigan bo'lsa, hech qanday dam solsalaring bo'ladi dedilar. Lekin hattoki ruxsat berilgan dam solishni ham olimlar orasida ikki xil fikr bor. Ya'ni o'sha suvga dam soladimi, biror bir narsalarga dam soladimi, bularga ham olimlar orasida ixtilof bor. Shu narsaga insonni aqidasi kuchli bo'lmasa, zaif aqidadagi odam bo'lsa, tushunmasdan haqiqatdan mashi menga foyda beradi deb o'ylab qo'ygan fikr bo'lishligi uchun ko'p olimlar yaxshi shu ishni man qilish kerak, shunchada ham qilmaslik kerak. Chunki xalq hali tushunmaydi. Domlani qo'li tegdimi, bo'ldi endi, bu zo'r foydasi tegadi deb emas. To'rtinchisi, Alloh azza va jalladan boshqa hech kim bandalariga qonun shariatni bera olmaydi. Allohdan boshqa hech kim bandalariga qanday yashash kerakligini o'rgata olmaydi. Faqat Alloh bitta o'zigina shariatni tushiradi deb e'tiqod qilishlik. Allohgina halolni halol qilib beradi, haromni harom qilib beradi. Bu to'g'ri, bu noto'g'ri, bu botil, bu haq, bu savob, bu gunoh, bularni hammasini faqat Allohgina qiladi. Allohdan boshqa hech kimning haqqi yo'q. Bu mumkin, bu mumkin emas deyishdi. Halol harom qilishga hech kimning haqqi yo'q. Alloh azza va jalla mana Shura surasida aytibdiki, أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله yoki ularni sheriklari bormiki dinda Alloh ruxsat bermagan narsalarni
hüküm kıbir uç. Allah aytmagan. Lekin bular Allah'ı aytmagan narsasını odamlarga mana shunday qilish kerak ekan. Bunday qilsa savob bo'lar ekan, bunday qilsa gunoh bo'lar ekan. Savob gunohni faqat Qur'ondan va payg'ambarimizning so'zidan olinadi. Boshqa hech bir narsadan olinmaydi. Kimda kim agar Qur'on va sunnatga to'g'ri kelmaydigan narsani halol harom qiladigan bo'lsa, bu inson shirk qilgan bo'ladi. Allah Azze ve Celle men A'raf surasında Ala lehul halku vel emr Tebarekallahu Rabbul alem Yaratışlık ve bütün işler, bütün buyruklar Allah'taki emez mi? Ha? Allah'taki ku Kim yaratken? Allah yaratken. Buyruk diye mi Allah beredi? Men Ra'd surasında Wallahu yahkumu la muakkibe li hukmi Allah kine hüküm kıladı. Allah'ın hükmünü kaytaruvchi hiç kim yok. Hiç kim Allah'ın hükmüne karşı çıkamaydı. Ve la yushriku fi hukmihi ahada. Kehf suresi de. Uzun hükmüde birer nesilge hüküm kılıçlıkta Allah uzunge hiç kimde şerik kılıp amaydı. Fakat Allah'ın uzun hüküm kıladı. Ben şimdi kılasan, ben şimdi kımaysan. Ondan başka hiç kimde şerik yok. Mana Tavba surasida Alloh azza va jalla aytibdiki: "Ittakhadhu ahbarahum va ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam va ma umiru illa li'budullaha ilahan wahida la ilaha illa hu subhanahu amma yushriku." O'zlarini rohib Cherkovlarda, ibodatxonada o'tiradigan rohiblarini, bilimdon, olim, faylasuflarini o'zlariga bular Allohdan boshqa Alloh tashab turib o'zlariga yo'lboshchi qilib, arbob qilib, boshliq qilib olgandilar. Va yana Masih ibn Maryam. Alloh azza va jalla ularga faqat bitta Allohgagina ibodat qilishga buyurgan edi. Allohdan undan boshqa hech bir iloh yo'q. Allah o'sha bandalarini qilayotgan bu shirklardan toza zotdir. Alloh nima deyapti? O'zlarini hukmida, o'zlarini yashash hayotida halol harom qilib, Allohni emas, Allohdan boshqani so'zini oluvchini Alloh mushriklar deyapti. Va Alloh bunaqa narsalardan toza deyapti. Mana Imom Termiziyning Hasan hadislarida Peygamber aleyhissalatu vesselam huddu şu ayette Ali Adi ibn Hatam Ta'i'ye oku verdiler. Hatam Ta'i degen sözde işitkensiler. Araplarda cüde bir sahi acayip bir adam bugün. Cüde hem sahi bugün. Şunu oğlu Hristiyan bugün. Nasrani dini de bugün. Şunu Peygamber aleyhissalatu vesselam aldığı kegen peyitleri de Endi bu juda sahiy bo'lib tanilgan odamning o'g'lida qabilani boshlig'i shu oyatni o'qib berdilarki, mana ular dedi Allohni qo'yib o'zlarini rohiblariga, o'zlarini o'sha dindor boshliqlariga, faylasuflarga quloq soladi. Shularni aytganini qiladi degan oyatni o'qib berganda ular aytdiki, Xotam Toyni o'g'li aytdiki, "Yo Rasululloh, biz ularga ibodat qilmaymiz-ku" dedi. Nimaga Alloh Qur'onda bizni haqqimizda shirk keltiryapti, ya'ni ibodat qilyapti, deyapti. Biz ularga hech ham ibodat qilmaymiz. Biz o'sha Masih ibn Maryamga qilamiz ibodatimizni, lekin bu o'rtada turgan nimalarga, ateistlarga qilmaymiz biz. Bu ruhoniylarga qilmaymiz dedi. Shunda payg'ambarimiz aytdilarki, qarang deb. Sizlarga agar o'shalar manovi halol deb bir harom narsani halol qilib bersa, shuni halol deb qabul qilasizlarmi? Yoki bo'lmasa, harom narsani halol desa, halol deb qabul qilasizlarmi? Teskarisini qilib, haromni halol, halolni harom qilib bersa qilasizlarmi? Nima desa qilasizlarmi? Aytdiki, "Ha, bizga nima deb o'rgatsa, shuni qilamiz" dedi. Xuddi ana shu dedilar,
ularga qilgan ibodatlaring bo'ladi. Ibodat degani faqat namoz o'qish emas ekan. Halolni halol deb qilishlik, haromni harom deb qilishlikning oti ibodat bo'ladi. Allohga bo'ysunishlikda bu. Demak, Alloh azza va jalla kimda-kim islom shariati kelgandan keyin shu shariatga rozi bo'lmay, shu shariatni qabul qilmasa, bu inson dindan chiqib kofir bo'ladi. Agar dinda bo'lgan bo'lsa. Alloh azza va jalla oyatda ko'p o'rinlarda bizga tanbih berib aytdiki, xristianlarning yoki yahudiylarning yoki ulardan oldingi o'tgan dindagi odamlarning adashgan zalolati mana shunda bo'ldi. Ularning dindor olimlari dinni buzib haromni halol qilib berdi va odamlar shuni qildi, shuna qilib ularning dini buzilib ketdi deyapti. Shunaqa bo'lmanglar sizlar deyapti. Hozir bizning islom ummatida bor shunaqa. Ha mana bankda halol qilib beradiganlar chiqyapti. Ro'mol o'ramasa ham bo'laveradi, u arablarning odati deganlar chiqyapti. Yana bilmayman. Juda ko'p mana protsent olsa ham bo'laveradi deydiganlar chiqyapti. Chiqaveradi hali bunaqalar. Lekin shunda shularni gapini olib yuradigan bo'lsa, bu odam Allohning shariatiga qarshi chiqib dindan chiqib ketib qoladi. Ya'ni Allohni emas, uning bir bandasini gapini qabul qilgan bo'ladi Allohga qarshi. Bu mumkin emas, bu shirk degan bo'ladi. Uni so'zini Alloh so'zidan ustun qo'ygan bo'ladi. Beshinchisi qazo va qadar. Taqdir Alloh azza va jallaning qo'lida. Alloh azza va jalla insonni yaratdi. Insonga ma'lum bir umrni belgiladi va unga rizq belgiladi, unga hamma narsani belgilab qo'ydi. Demak, insonga keladigan yaxshilik ham, rizqi ham, o'limi ham, hayoti ham, hurmatli bo'lishligi ham, xor bo'lishligi ham, boy bo'lishligi ham, kambag'al bo'lishligi ham hammasini Alloh azza va jalla taqdirda belgilab qo'ygan. Biz mana shunga ishonishligimiz bizdan mu'minlardan talab qilinadigan farz. Alloh azza va jalla aytdiki, mana Qamar surasida inna kulla shay'in xalaqnahu biqadar. Biz hamma narsani o'zini taqdiri bilan yaratib qo'yganmiz. Mana Imom Ahmadning musnadlarida, Jami Tirmiziyning hadislarida, Abu Hurayradan bo'lgan hadisda payg'ambarimiz aytdilarki, Alloh azza va jalla hamma taqdirni o'lchovdi, belgilab taqdir qilib qo'ydi, yer u osmonlarni yaratishidan 50 ming yil oldin. Hali yer u osmonlar yaralmasidan 50 ming yil oldin Alloh hamma bo'ladigan narsalarni yozib qo'ygan. Sizga Alloh qiz farzandni yozgan bo'lsa, buni Alloh oldindan yozib qo'ygan. Allohning taqdiriga qarshi chiqib, nimaga sen qiz tug'yapsan? Yoki sen nimaga tug'mayapsan? 6-chisi g'ayb ilmlarini Allohdan boshqa hech kim bilmaydi deb iymon keltirish. Mana An'am surasida Alloh aytibdiki, "Va indahu mafatihul g'aybi la ya'lamuha illa hu. Va ya'lamu ma fil barri wal bahr." وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض
وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ اِلَّا ف۪ي كِتَابٍ مُب۪ينٍ. Gayb ilimlerinin kalitleri, gayb ilmi hamesi Allah'da aldıdı. Allah yine biledi halas. Ondan başka hiç kim bilmeydi. Fakat Allah bile. Allah Azze ve Celle kuruklik ve dengizde, sulikte buladigen hemen her seni bile. Allah Azze ve Celle çöyatken, darahtan çöyatken her bir yaprağını biledi. Her bir çöyatken yaprağını biledi. Tasavvur kılın yeryüzüde hazır, bütün yeryüzündeki ormanlardan kança yaprak dökülüyordu. Bunu sanayi etmeyiz. Mene şunların hepsini biledi. Yerden çıkadigen her bir başaktı, her bir çıkadigen usulüydü bile. Var, kuruk boladı mı, höl boladı mı? Hemen her sene Allah Azze ve Celle uzunin kitabı da yazıp koyuyor. Mene Naml suresi de Allah yaptı ki قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهِ. Etkin ki yeru osmondagi narsalarni, u yerdagi g'ayb ilmini Allohdan boshqa hech kim bilmaydi, faqat Alloh biladi. Yoki jin surasida alimul g'aybi fala yuzhiru ala g'aybihi ahad. G'ayb ilmlarining biluvchisi bu Alloh azza va jalla. Va bu g'ayb ilmini bir kimga u zohir qilib aytmaydi. Buxoriyda kelgan hadisda Ibn Umar radhiyallohu anhumadan bo'lgan hadisda payg'ambarimiz aytdilarki, g'ayb ilmi yoki g'ayb ilmining kalitlari 5 ta. Allohdan boshqa hech kim bilmaydi. Hech kim bilmaydiki ertaga nima bo'lishini. Hech kim bilmaydi. Aniq hech kim ertaga nima bo'lishini bilmaydi. Va onalarning qornida bolalarning nima bo'lishligi, o'g'ilmi, qizmi, baxtlimi, baxtsizmi, tirikmi, o'likmi, nima bo'ladi uning kelajagi, uni hech kim bilmaydi. Va hech kim bilmaydiki qiyomat kunining qachon bo'lishligini. Va hech kim bilmaydiki o'zini, hech qaysi bir nafs qachon qayerda o'lishi. Va Allohdan boshqa yana bilmaydi. Beshinchisi qayerda yomg'irni yog'ishligi. Payg'ambar alayhisolatu vassalam ham g'ayb ilmlarini bilmas edi. Agar Alloh bildirsa shuni bilar edi. Undan ortig'ini hech bilmas edi. Payg'ambar alayhisolatu vassalamning hayotida bunga misollar judayam ko'p. Mana Imom Buxoriy Muslimdan bo'lgan hadisda Ummu Salom onamiz aytibdilarki, payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam aytdilarki, men sizlarga o'xshagan bir odamman. Men insonman. Mana sizlar biror bir narsaga talashib, shuni yechib berishlikni so'rab oldimga kelasizlar. Qaysi birlaringdir gapcha usta bo'lib, chiroyli qilib o'zlaringni masalalaringni tushuntirib berishlaring mumkin. Ikkinchi birlaring gapga no'noqroq bo'lib, isbotlab berishga kuchlaring yetmay qoladigan bo'lsa dedilar. Men dedilar, sizlardan nima eshitsam shunga qarab hukm qilaveraman dedilar. Kimdir gapcha usta bo'lsa, noto'g'ri bo'lsa ham, shunday chiroyli qilib to'g'ri qilib yuborsa, men nima eshitsam shunga qarab hukm qilaveraman. Hattoki notori ham hukm qilaveraman. Agar mana shunaqa qilib menga chiroyli qilib ko'rsatib qo'ysa. Bu nima degani? Ya'ni men bilmayman uni aldayotganini. G'aybni bilmayman men. Nima eshitsam shunga qarab hukm qilaman.
Lekin dedi Peygamber sallallohu alayhi vasallam, men kimgaki bir musulmonni haqqidan olib beradigan bo'lsam, shuni musulmonni nohaq haqqini olib beradigan bo'lsam, bilib qo'ysinki, o'sha haq jahannamdagi o'tning bir bo'lagi dedilar. Xohlasa olsin o'sha jahannamda o'tini, xohlasa olmasin dedi. Men obersam ham payg'ambar oberdi-ku demasin. Men o'tni ham oberaveraman sizlarga jahannamga. Meni aldasalar, men bilmayman sizlarni aldadilaringmi, aldamadilaringmi. Alloh biladi. Sizlarga ogohlantirib qo'ying. Shuning uchun payg'ambar alayhisolatu vasallamni hamma ilmlarni biladi, hamma g'oyib ilmlarni biladi deyishlik payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga nisbatan tuhmat bo'ladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni maqtaymiz deb insonlar payg'ambar sollallohu alayhi vasallamda bo'lmagan juda katta-katta bir sifatlarni qo'yib yuborishadi. Allohgagina xos bo'lgan narsalarni payg'ambarga ham qo'yib yuborishadi. Bu bilan hech qachon maqtalgan bo'lmaydi. U kamsitgan bo'ladi. Masalan, sizni men maqtamoqchi bo'lsam, ha, bu birodarimiz shunday kuchliki, kecha bir tonnani ko'tardi bir qo'lida. Desam, bu odam jahli chiqadi. Men kuchli bo'lganim bilan lekin bir tonna ko'targanim yo'qmi? Yolg'on gapirmang, bu haddingizni oshib ketdingiz deb xafa bo'ladi. Xursand bo'lmaydi. O, mana shunday aldab meni maqtayapti deb. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni ham maqtaganda nima bo'lsa shunday qilib aytiladi. Ortiqcha qo'shilishligi, ayniqsa Alloh azza va jallani xos bo'lgan sifatlarni qo'yib yuborishligi bu juda ham katta gunoh va shirkka olib keladi. Bu aytilgan narsalar bilib qo'yinglarki, arablarda orasida kam edi. Arablar rububiyat tavhidida bular toza edi ko'pchiligi. Bular Allohni yaratuvchi deyardi, g'ayb ilmini Alloh biladi deyardi, foydani Alloh yetkazadi, zararni Alloh yetkazdiradi. Hamma narsani Alloh deyardi. Lekin o'ylaridiki, o'zlarining dunyo ishlarida o'zlari xo'jayin deb ham o'ylab qo'yishadi. Alloh azza va jalla faqat dini emas, mana bu dunyoviy ishda ham bizga hukm yubordi. Lekin nima qilindi? Ibodat din bilan odamlarni ajratdi. Biz aytdik, mu'min uchun, musulmon uchun hayot nima desa, mu'min uchun, musulmon uchun hayot bu din. Nimaga? 100% din. Chunki qanday yashash kerakligi hammasi dinda ichida. Dinni odamlardan ajratishlik bu shirk bo'ladi. Sen masjidga borganda Xudo, ko'chaga chiqqanda Xudo emas, boshqa desa, bu odam tamom mushrik bo'ladi qo'yadi. Seni dining masjidda, ha, masjidga kirganda qilaver musulmonligingni. Ko'chaga chiqqaningda musulmonchilikni qilmagin menga degan odam kofir bo'lib qoladi. Mushrik bo'lib qoladi. Bizning dinimiz ko'chada ham din, uyda ham din, masjidda ham din. Yerda ham, hamma joyda din bizniki. Alloh bizga o'rgatgan, qanday savdo qilishlik kerak, qanday oilada yashash kerak, qanday qarz olish kerak, hattoki qana qilib salom berish kerakligiga o'rgatib qo'ydi. Hech narsa, hatto Qur'onda Alloh azza va jalla qoldirmasdan o'rgatib qo'ydi. Buni endi, ya bu bekorchi gap, yoki bu endi o'tib ketgan narsa, bu gaplar bilan inson mushrik bo'lib qoladi. Bizning dinimiz to'liq din bo'ladi. Bu rububiyatdagi tavhid hisoblanadi, yigitlar. Alloh azza va jalladan so'raymiz, shu bilan mana rububiyatga aloqasi bo'lgan tavhid qismini tugatdik. Inshaalloh, ikkinchi darsimizda uluhiyatga aloqasi bo'lgan, ya'ni eng muhim qismlaridan biri bo'lgan, aslida hammasi ham muhim. Inshaalloh, ikkinchi darsimizda o'tamiz. Alloh azza va jalla bizni hayotimizni faqat tavhid asosiga qurdirsin. Butun ko'nglimizda bo'ladigan shirklarni olib tashlasin. Haqiqiy muvahhid insonlardan qilsin. Subhanakallohumma va bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astag'firuka va atubu ilayk.
لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر ويعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار ولا توارى منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره يا من أظهر الجميل وستر القبيح يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا صاحب كل نجوى ويا منتهى كل شكوى يا كريم الصفح يا عظيم المن يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها يا ربنا وسيدنا ومولانا ويا غاية رغبتنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين.